Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün güzel, lezzetli bir ıspanaklı pasta tarifi yapacağız. Şöyle tencereye az bir su koydum. Bir yuva ıspanağım vardı, yıkadım. Ispanağın mevsim olmasına rağmen güzel ıspanak bulamadım. İçinde en iyisi buydu, bunu seçtim. Şöyle bir kaşık tuz atıyorum. Yıkadım ıspanağı içine ekledim. Hafiften haşlıyorum. Al dente olacak, tam pişirmeyeceğiz. Yapraklarımızın yeşilliğinin ölmemesi için. Az bir haşlıyoruz. Haşladık, suyunu süzdükten sonra robottan çekiyoruz. Bunu farklı şekilde de yapabilirsiniz. Bunu iyice püre haline getirmemin sebebi de böyle yeşil rengini koruması için. Ve fırına attıktan sonra içinde tane tane parçacıkların görmesini istemiyorum. Çiğ kullandığım zaman da ıspanağın kokusu kekin her tarafını saracaktı. O yüzden pişirerek kullanmayı tercih ediniz. 3 adet yumurta kırdım. 1,5 bardak şeker ilave ettim. Biraz vanilya ekleyince şöyle robota çekiyoruz. Arkadaşlar bardak ölçümüz 180 gram. Şöyle iyice robottan geçiriyoruz. Böylesi beyazımsı bir renk aldıktan sonra yağımızı ekliyoruz. 1 bardak yoğurt. Bunu da robottan şöyle çekiyoruz. Haşlayıp robottan geçirdiğimiz ıspanağımızı ekliyoruz. Şöyle bir bardak unum var. 400 gram civarı. Onu da ekledim. Kabartma hamurumu da ekliyorum. Robota geçireceğim. Ben bu işlemi yaparken siz deneyeceğim. Abone olmadıysanız sağ altta abone olup butonu var. Abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Lütfen rica ediyoruz. Şöyle robottan güzelce çekiyoruz. Arkadaşlar 3 adet yumurta, 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak yoğurt, 1,5 bardak toz şeker, 400 gram un, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu kullandık karışmamız için. 40 santime 25 santim bir borcamım var. Karışımı içine döküyorum. Fırınımızda 170 derecede ısıtmış sıcak halde beklemesini istiyoruz arkadaşlar. 170 ile 180 derece arası sıcaklık işlemimizi görecektir. Fırında 30-35 dakika pişecektir. Dediğim gibi ıspanağı önceden haşlamamın sebebi kekimin içinde kokusunun olmamasından dolayı. Eğer fırında pişirerek robottan çiğ çektiğim zaman fırında pişirdiğim kokusu olacaktır. Buna da dikkat etmenizi rica ediyorum. Evet, önceden ısıttığımız 170 derece fırında 35-40 dakika pişiriyoruz. Evet, kızardı. Çiğ bırakmıyoruz. Şimdi içinin yeşilliğini göreceksiniz. Şöyle bir kalıbımla içinde şöyle parçalar alacağım. Üçerli sıra halinde her dilime birer parça eşit gelsin diye. Videolarımızın yorum kısmına beklediğiniz, bizde beklentileriniz ve hangi tarifleri yapmamızı istediğinizi yazabilirsiniz. Ve videolarımızı izlerken beğeni ve yorumu mutlaka yapın. Bu çok önemli arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmadan geçmeyin. Nokta olsa yorum koymayı unutmayınız. 2 bardak süt, 2 bardak şeker, bardağı 1,5 şekeri 1,5 bardakta kullanabilirsiniz. Çok fazla şekerli olmasını istemiyorsanız. Karıştırıyoruz böyle. Bu karışımı yaparken unu verince altının tutmaması için güzel bir şekilde karıştırmanız gerekiyor. Karıştırmadığınız halde tutacaktır altı. O yüzden sıkı bir şekilde şöyle dibini tutmaması için hızlı hızlı kaynayana kadar karıştırın lütfen. Çünkü unun kokusu gitmesi için kaynaması lazım. Tariflerde unu koyuyorlar, direkt kaynama kısmı gösterdiği zaman sizin bunu özellikle not almanız gerekiyor. Un kokusu gelmesini istemiyorsanız kaynayana kadar sıkı sıkı karıştırın dibi tutmasın. Evet, karışımı
çekimin üzerine döktüm. Soğutarak da dökebilirsiniz. Ben ılık bir şekilde döküyorum. Şöyle spatula ile çıkarttığımız boşlukları güzelce dolduruyoruz. Hafif de ince bir tabakada olmasını sağlayalım üstte. Çünkü en üst kısma krem şanti yapacağız. Evet, bunun hafiften soğumasını istiyoruz. Ve son bir spatula darbesiyle düzelttik ve bunu görüyorsunuz kenara bırakıyoruz, bekliyoruz. Şimdi kek kalıbımızın içinde çıkarttığımız parçaları rendeleyeceğiz. Parçaları araya vermiyoruz, rendeliyoruz. Kesinlikle içinde katkı maddesi, boya yok. Bu şekil aldı. Daha yeşil olmasını isteyenler genelde boya kullanır. Orijinal hali budur. İşimizi görecek kadar yeterlidir. Şimdi krem şanti için bir bardak süt, bir paket toz şantimizi ekliyoruz. Şöyle robotumuzda hafif hafif. İsterce önce robotu en düşük derecede karıştırın. Şantimiz kıvamın alın kadar robotun çıkıyor. Evet, güzel ve sert bir krem şanti elde ettik. Hemen bunu pastamızın üst katmanına öyle güzelce düz bir şekilde sıva yapıyoruz. Tabii kameramızın görüntüsünü de düzeltmeyi unutmuyoruz bu arada. Arkadaşlar, abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayınız ve bildirim zilini de açınız. Evet, en üst tabakayı da böyle düzelttik. Şimdi rendelediğimiz parçacıkları şöyle üzerine güzelce serpiştirelim. Ispanaklı pastamız hazır. Afiyetle yiyebileceksiniz. Son aşamalarına yaklaşıyoruz. Her tarafını eşit bir şekilde yayıyorum. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bana destekleriniz için çok önemli. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, pastamız hazır. Şimdi dilimleyip servis yapacağız. Servis yaparken üzerine istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben nar vardı, nar kullandım. Porsiyonları da kendi damak tadınıza ve yiyebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Umarım tarifimizi uyguladıktan sonra yorum kısmına fikirlerinizi yazmanızı bekliyoruz. Kolay, pratik ve ekonomik bir tarif. Evet, 12 parçaya böldüm. Yemek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Böyle üzerine daha önce ayıkladığım nardan eşit bir şekilde döküyorum. Harika oldu. Yemek için ben bile sabırsızlanıyorum. Mutlaka tarifi deneyip yorum kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayınız. Finale doğru yaklaşıyoruz. Şöyle sonlarlarda ekliyorum. Evet, pastamız hazır. Abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayınız.
güzel tarifler için kanalımızı takipte kalınız. Evet, ilk dilimimiz hazır. Arkadaşlar bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, lezzette kalın.